Kadir Alemdar YouTube kanalından herkese merhabalar. Şimdi sizlere bilgisayarınıza Realtek ses sürücüsünü nasıl indirebilirsiniz bundan bahsedeceğim. Bilgisayarınızda eğer donanımsal bir sıkıntı yoksa bu Realtek ses sürücüsünün ses sorunlarınızı gidereceğini düşünüyorum. Hemen indirmeye başlayalım ve devamında kurulum işlemini gerçekleştirelim. Bu yüzden tarayıcımıza gelelim. Siz de tarayıcınıza tıklayıp açabilirsiniz. Buraya Realtek HD Audio Driver indir yazıyoruz ve yazdıktan sonra bakın şu şekilde Enter'a tıklıyoruz. Burada gelen sonuçlar arasında biz gezginler.net üzerinden indirme işlemini gerçekleştireceğiz. Bu yüzden bir kez tıklıyoruz. Şimdi burada iki tane seçenek var. 32 bit ve 64 bit seçeneği. Eğer bilgisayarınızın kaç bit olduğunu bilmiyorsanız bunu şimdi göstereceğim. Genellikle çoğu yeni bilgisayarlar 64 bit alıyor. Öğrenmek için bakın masa üstünde bu bilgisayar var. Buna sağ tıklayıp özellikler diyerek de ulaşabilirsiniz. Eğer o yoksa burada arama kısmına gelip ayarlar yazıyoruz. Ayarlara bir kez tıklıyoruz. Sol tarafta bakın sistem var. Sisteme tıklıyorum ve sistemin içinde biraz aşağı kaydırdığımız zaman sistem bilgisi var. Bakın bu en altta. Buna da tıklayıp ve burada 64 bit işletim sistemi olduğunu görüyoruz. Sistem türünde işletim sistemi türünüz yazacak kaç bit oldu. Şimdi hemen bunu kapatalım. Şimdi hemen tarayıcımıza geri gelelim ve burada reklamı da kapatalım. Tekrar tıklıyorum. 64 bit olarak işlemimize devam edeceğim. Siz de kendi bilgisayarınız kaç bitse işlemi o şekilde devam edebilirsiniz. Tıklıyorum bir kez ve şu anda bakın sağ üstte indirme işlemi başladı. 252 MB'lık bir boyutu var. İndirme işleminin bitmesini ve devamında kurulum işlemini gerçekleştirelim. Evet, şu anda indirme işlemimiz tamamlandı ve burada dosyayı görüyoruz. Hemen dosyaya bir kez tıklayarak çalıştırma işlemini gerçekleştirelim. Karşımıza gelen uyarıya evet diyoruz. Şu an siz ekranda bunu göremiyorsunuz. Sizde de büyük ihtimalle bu uyarı gelecektir. Evet diyerek devam ediyoruz. Ve şu anda yükleniyor. İndirme işlemi bitti. Şu anda kurulum işlemindeyiz. Burada ileri diyerek devam ediyoruz. Ve tekrar ileri diyoruz. Şu anda kurulum işlemi yapılıyor. Evet, kurulum aşamamızın son adımı da tamamlandı. Burada şimdi bilgisayarınızı yeniden başlatmak istiyor musun veya sonra başlatacağım diyebilirsiniz. Sizin ben evet diyerek sona tıklamanızı rica ediyorum. Çünkü şu an ben kayıtta olduğum için hayır diyerek birazdan bu işlemi gerçekleştireceğim. Bilgisayarınız yeniden başlamazsa sürücünün kurulum adımı tamamlanmamış olur. O yüzden bilgisayarınızı hemen yeniden başlatmayı unutmayın. Ben hayır diyerek devam ediyorum. Siz evet'e tıklayıp sona tıklayacaksınız. Şu anda sonuna tıklıyorum ve artık sürücümüzün kurulum işlemi tamamlandı. Evet, yükleme işlemimiz bu kadardı. Bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra sürücünün çalıştığını göreceksiniz. Umarım video faydalı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.